kadın kazanımları, demokratik siyasetin hayata geçirilmesiyle ilgili atılan adımlar, hangi aşamaya getirildiği gibi birçok şeyi aslında hafızamızdan tazelememiz gerektiğini düşünüyorum. Ancak biz demokratik siyaset derken neyi anlatmaya çalışıyoruz, neyi söylemek istiyoruz? Demokratik siyaset nedir? Aslında içeriğinde, temelinde neleri barındırır? Hangi meselelere hizmet eder ya da hangi meseleleri kendi özünde esas alır? Bunlara bakmak gerekiyor. Demokratik siyaset, demokratik uzlaşıdır, demokratik müzakere yöntemidir, özgürlüğü inşa etmektir toplumsal anlamda, hem bireyden başlayarak toplumsal anlamda bir özgürlüğü inşa etmektir. Ve demokratik siyaset, ikna ve inşayı beraberinde sürdüren bir sürecin bütününü aslında kapsar. Politika ve siyasetin yönetimi, yönetme ve yönlendirmeye dair bir ifadesi olduğunu aktarmıştık. Tıpkı şu an az önce ifade ettiğimiz gibi, her ne kadar günümüzde bir iktidar ya da egemen olanların aracı olarak ifade edilse de aslında çok önceden böyle değildi. Çünkü bunu şöyle ifade etmek gerekiyor. Toplumsal olana, topluma dair olan her şeyi, nasıl ki tahrif ve asimilasyona karşı karşıya kaldıysa, aynı şekilde politika ve siyaset de bu tahrif ve asimilasyondan kendine düşen payı aldı ve bu şekilde de toplumsal yönü bir şekilde egemenler tarafından gasp edilerek günümüzün daha aristokrat, elit ya da belli bir egemen zümre tarafından kullanılabilir ve araçsallaştırılabilir hale getirdiğine tanık olmuş oluyoruz. Radikal demokrasi dediğimiz mesele esasında temsili demokrasinin panzehiri de dediğimiz kavramlardan biri. Nedir peki radikal demokrasi? Aslında en küçük, en ucra köşedeki bir insanın, bir köydekinin, bir kasabadakinin sesi kısılanın hayatı üzerinde, mesela diyelim ki bir mahallede yaşıyor ama o mahallenin ihtiyacı ne, kendi ihtiyacı ne? Bunu söyleme hakkı elinden alınmışların yeniden aslında örgütlenerek siyasete katılması, siyasetin öznesi olması. Yani bugün baktığımızda hepimiz ne diyoruz? Hepimizin sorunları var değil mi? Hukukla ilgili, adaletle, eğitimle, ekonomiyle, kadın erkek sorunu, birilerinin gelip çözmesini bekliyoruz. Çünkü son 200 yıllık ulus devlet sistemi bunu söyledi. Sen beceremezsin, bir uzmanlaşma alanı yarattı, siyaset sadece belli insanların, belli erkeklerin yapabildiği bir işmiş gibi bizlere söyletti. Siz bekleyin, biz sizin sorunlarınızı çözeceğiz dedi. Ama geldiğimiz zaman itibariyle görüyoruz ki aslında bu anlayışın kendisi topluma sadece kaos getiriyor, topluma sadece şiddet getiriyor, topluma sadece kırım getiriyor.